Ee, konuşuyoruz sözleşmeli ile ilgili kadro meselesi ne olacak diye aslında bir müjde geldi diyebiliriz. Ee, Arkadaşlarım tamam. barkoyada taşıdılar bazı cümleleri. Şimdi 3 yıllık sözleşmeli personel, 3 yılı dolmuş olacak o personelin ad, e, aday memurluğa geçiş yapabilecek. 3 artı 1 yıl şartı. Ne oldu? Bu bekleniyor muydu? Evet. Sözleşmelilere ne anlatmamız lazım şu an? <laughs> Aslında iki tane taslak vardı müzakere edilen. Birincisi ki ikisini de biz burada konuştuk. Birincisi süreli süresiz herkesin kadroya geçirilmesiydi. İkincisinde hı hı. ise böyle bir üç yıl şartı bulunuyordu. Bu müzakere sonunda işte sendikalarla müzakere edildi, en sonunda kabinede müzakere edildi ve bu 3 e, yıl şartı olan e, taslak kabul edilmiş. Öyle gözüküyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Evet. Tabii şunu da başta söyleyeyim bir cümle, e, tam metni gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yaparız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından 3 e, yıl kuralının olduğu taslağın kabul edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla... Nedir? 3 yılı sözleşmeli olarak yani sözleşmeliden kastımız aslında 4B'li yani 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B bendinde çalışan sözleşmeli memurlardan bahsediyoruz. Burada tabii konu çok farklı noktalara gitmişti. İşte biz de sözleşmeli çalışıyoruz diyen taşerondan gelen arkadaşlarımız var, işçiler var, birçok arkadaşımız var ama... Konu taşeronla ilgili değil, memurlarla ilgiliydi. Baştan beri onu da söyledik zaten. Hı hı. Toplu sözleşme yapıldı e, memurlarla ilgili ve toplu sözleşme metnine girmişti bu konu. Dediğim gibi 3 yılı bu noktada 3 yılı sözleşmeli olarak dolduran arkadaşlarımız hemen kadroya geçecekler. Yani kadroya geçeceklerden kastım orada aday memurluk o bir e, prosedür aslında. Bütün memurlar için uygulanan bir prosedür. Onu da bir cümle söyleyeceğim. Üç yılı dolmamış arkadaşlara baktığımız zamansa onlar da üç yılı doldurduklarında e, kadroya geçmiş olacaklar. E, bir taslak böyleydi, bir taslak da dediğim gibi süreli süresiz herkesin geçişiydi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi e, bu 3 yıl kuralı gelmiş oldu. Toplamda hani bir 424 bin rakamından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Öyle gözüküyor ki üç yılını dolduran bu kadar sayıda arkadaşımız var. Bunlar hemen aday memurluğa geçmiş olacaklar e, ve e, kalanlar da üç yılı tamamlayıp Geçecekler. E, aday memurluk bir yıl sürüyor. Zaten e, bir yıldan daha az, iki yıldan da fazla olamıyor. Aday memurlukta e, temel hazırlayıcı eğitim ve staj süreci oluyor. Dolayısıyla o süreç tamamlandıktan sonra evet. da asaletler onaylanıyor. E, başvuruyu sözleşmeli e, isterse başvuruyu yapacak, isterse yapmayacak. Yani e, istemeyen sözleşmeli olarak devam etmek isterse o hakları da devam ettirilecek. Tercih edebilecek evet. yani. Evet, e, öyle bir durum da var. Burada. Ee, yine konuştuğumuz bir konu vardı. Mahalli idareler yani belediyeler, hı hı. il özel idareleri. Ee, bunlar da kapsama alınmış oldu. Orada da şunu söylemiştik. Ee, 5393 sayılı yasa var belediyeler kanunu. Bunun 49. maddesinin 3. fıkrası var. Biraz böyle kanun dili konuşuyorum ama önemli çünkü burada küçük detaylar önem kazanıyor. O fıkraya göre tarif edilen memur arkadaşlarımız var. E, sözleşmeli. Onlar da e, bu kapsama hey. dahil edilmiş oldu. Hızlıca bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Mahalli idare lerdeki arkadaşlar e, tayinlerini mahalli idarelere yapabilecek. Kamu kurumlardaki nakil ise 4 yıl sonra yapılabilecek. E, kapsama girmeyenler de hızlıca hemen sıralayayım. Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli kit personeli kamu iktisadi teşekküllerdeki, <laughs> e, sözleşmeli sanatçılar, e, meclisteki danışmanlar, sözleşmeli olanlar <laughs> ve sağlık yöneticileriyle <laughs> tamamı sözleşmeli olan kurumlar da kapsam dışı tutulmuş oldu ki zaten bunu az çok biz tahmin ediyorduk.